Bakalım yeni bir oyun başlatıyoruz. Keldar isim almıştı. Bir kere nasıl başlayacağız? İki kardeş, bir eş. Koca, eş, çocuk. Koca, eş, çocuk fena değil gibi ya. 17 yaşında, 25 yaşında eşi var. 1 yaşında da çocuğu var. Bu hoş değil gibi ya. Ya burada hoş bir şey olmuş gibi durmuyor ama neyse. Keldar isim almıştık. Keldar. Peki. Hamidimiz yoksa ben de yokum. Squad'ı erken al. Hamidimiz niye yok? Niye gelmiyor? İsim alındığı takdirde eşinin ve çocuğunun ismini de değiştireceğiz ileride. Şu an için bir şey yapabilir miyiz? Keldar'ın manners'ı düşükmüş. 4 seviye. Trade 10. Trade 10 kalabilir. Management 6. Management'ı da biraz yükseltelim. Yaşı da biraz yükselecek onunla beraber. Keldar tipinden memnunsan tipini böyle tutacağım. Rick. Ricky şöyle hafif tombul yapalım ya. Aha vallahi Rick. Çok iyi. Rick. Kusura bakmayacaksın. Şu renk iyidir ya. felaket. Tip senin için şey mi? Okey, tamam o zaman. Hamit söyletmedi mi? Oyun hakkındaki düşüncem. Oyun güzel. Zaten YouTube'da var videom benim. Bu ikinci serimiz. Çocukları da Vitoslav 1 yaşındaymış. Eğiteceğiz çocuğu. Tamam, daha güzel olur bizim için en azından. Birazcık uğraşırız. Haydi bakalım. Geçen sefer Silver Haven'da oynamıştık. Sparksville güzel gibi. Madeni pek yok. Sparksville'de oynayalım bu sefer de ya. Sign'ımız, özel bir sign'ımız var mı? Hoş bir şeye benziyor. Renk böyle siyah daha iyi gibi ya. Abi. Haritada bakınca şöyle dursa daha hoş. Mavi yapabilir miyiz? Hakikaten güzel durur. Dış haritaya geldiğinde benim için de daha iyi olur. Tutsak senaryosu var. Çok da şey değildi tutsak senaryosu. Baytaç neydi? Kimse bizi ciddiye almıyor çünkü hepimiz körüz doğuştan. Yok o o hoş değil gibi. Zayıf tüccarlarız ama iyi üreticileriz. Daha az paramız oluyormuş. Yok gerek yok. Senaryosuz başlayalım ya. O kadar çok spesifik bir şey olmasına gerek yok. Unholy Horde gelecek. Tamam. Ağzımıza sıçmazlar umarım. Zorluk normalde. Herhangi bir modifier vermiyorum. O kalabilir. Başlatalım bakalım. Güzelliği için bilmem kaç tane intihar girişimi olan İran Şah'ın karısı. Oğlum o fake lan. Allah kahretmesin. Yeter artık. Onun fake olduğunu paylaşan sayfa sayısı şey oldu. Ama sürekli de onu şey diye paylaşıyorlar böyle. İran Şahı'nın karısı falan. Tiyatrocuymuş lan o. Bu bilgi niye bir türlü oturmuyor ya? WhatsApp amcaları gibi sürekli ya da Facebook dayıları gibi sürekli dönüyor. Köyde şu an yataklar tamam. Soylu aile şeyleri tamam. O zaman direkt kaynakları dikerek başlayalım. Verimli topraklarımız yukarıdaymış. Biraz bakınalım etrafta ne var diye. Aslında bir şey değil mi? Odunlar... Ha. Diyecektim ki güneyde daha fazla, yukarıda da daha fazlaymış. O zaman yukarıya bir keresteci yaparak başlayın. Rutabaga Fields. Yine şey üreteceğiz. Şalgam mıydı bu Rutabaga? Şalgamdı galiba. Verimli toprağımız biraz zayıf ama muhtemelen bizi kurtarır şimdilik. Hızlı bir eğitimden geçirmemiz gerekecek halkı. Peasant's House, Dormitory. Dormitory yaparsın bir tane. Şu an yapma gerçi. Şu an kalsın. Fiyatlarını düşürelim. Hem unun hem şeyin.
Şalgamın. Bira fiyatları 3 olabilir. Moonshine'ı 2'ye indir falan. İnsanlar biraz zengin ola, hafif de olsa zengin olabilirler. Yani orada pek bir problemimiz yok. Ne halkı ne eğitimi, boş ver cahil daha iyi demiş. Onun dışında Hopfield and Beer, bununla başlayabiliriz bu sırada. Bu bayağı hoş olur. Learn desek. Aa, kütüphanemiz yok. Şey geldi aklıma. Vizyon Tele geldi yine aklıma. Demek bir kütüphanemiz olsa. Şöyle bir yere yerleştirelim ya. Ben de alabilir miyim eğer alınabilecek varsa? Çocuğun ismini değiştirebiliyor muyum? Bahattin. Bahattin diye çocuk. Ben bunun ensesine vururum. Ben seni şak diye vurarım yanından geçerken. Kusura bakmayacağım Bahattin. Yapacak hiçbir şey yok. Aleykümselam. Hamit yukarıda hani mi demiş? Erkek çocuk değil mi? Fark eder mi? Agam sen ne yapıyorsun? Keldar'ın hareketlerini pek beğenmiyorum ya. Bir şey diyeceğim de. Keldar'ın hareketlerini ben hakikaten beğenmiyorum. Keldar ne yapıyorsun ya? Vallahi anlamadım. Hayır, bunlar da anlamadı bu sırada. Ne yapıyor lan bu diye bakıyorlar. Çok da haklılar bence bu sırada. Neden böyle bir mevzu dönüyor ben de bilmiyorum. Çivi çakıyor. Ha, çivi çakıyorsun, evet. Çocuğa bu sırada felsefe genel eğitim verdirebiliriz. Aa, karısına verebiliyor. Çocuğa niye veremiyoruz? Çocuk çok küçük diye mi acaba? Retorik üzerinden eğitebiliyorsun. Ekonomi üzerinden. Evet, ekonomi üzerinden kraliçeden ders alsın Bahattin. Kraliçenin ekonomisi ne kadar ki? 10. Oha. Bahattin'i sürekli eğitelim o zaman biz kraliçe tarafından. Kraliçenin şu an zaten yaptığı bir iş yok. Kraliçe şu anlık böyle biraz destek olsun şeye. Hızlandıralım bu hafif. Ekonomist misin? Kraliçenin ismi değişmemiş lan. Heh. Şimdi oldu. Kraliçe %152 üretim bonusu veriyor. Rick. Onu hemen atayalım şeye, oduncuya. Orada çalışmaya başlasın. Bir yandan eğitim de veriyor ama oraya gidene kadar biraz bekletecek bizi. Türkçe dili var zaten oyunun. Demoda yok sadece. Senin neyse mi? Sen kaçırmışsın olayları. Yayını izlemiyormuşsun sen. Anlaşıldı. Rick niye mutlu değil bu sırada? Hafif yorgunluk çekiyormuş. Vah canım. Vah canım. İhtiyaçlar konusunda şu an yorgunluğu var. Uyku durumu fena değil. Yemek durumu fena değil. Seks durumu fena değil. Din durumu fena değil. Valla geçen sefer en büyük sıkıntıyı genel olarak seksten çekmiştik. Dua edecek yer yok. Taverna yok. Alkol yok. Ordumuz zayıf. Her şeyi de bir anda istiyorsunuz. Olmaz ki böyle canım. Şuraya bir birane yapalım. Taverna da yapın şuraya. Bir de sunak. Tavernanın yanına sunak. Millet sunağa girsin, çıksın, içmeye başlasın. Buraya kralı atayalım bu sırada. Kral üretimi burada şey yapsın. Adımı değiştir kardeşim. Tayı yap şunu demiş. Hayır. Hayır. Öyle bir dünya yok. Geçmiş olsun Rick. Sen biraz bunu hak ettin gibi geldi. Depoya ve şeye uzaklıkları biraz yüksek. Aslında biz buraya şey de ekleyebiliriz. Bunu büyütebilir miyim? Büyüt. Tamam, orta hıza geri alıyorum. Geldar git milleti çalıştır göt. Bu sırada şey, çocuk öğrenmeye başladı mı? O an daha öğrenmemiş.
deneyimini nereden arttırdığını bilmiyorum. Yani yavaş yavaş öğretecek Rick. O da arttıracak. Rick ne yapıyor ki? Rick osura osura uyuyor. Oğlum neler hayal ediyorsun sen ya? Senin iç dünyanda neler dönüyor oğlum? Bu ne anasını satayım? Kraliçenin adını Tayikumu yapar mısın sayın yayıncı? Hayır yapmıyorum. Bir haneye de Rick'i verelim. Bir haneye de Rick çalışabilir. Ha, kütüphane geldi. Şimdi. Burada öncelikle Hopfield'ı bir öğrenelim. Kime öğretelim bunu? Keldar öğrensin. Keldar tarlalara bakar. İyi olur bizim için. Filinor. Dışarıdan bir lord geldi. Filinor. Kullanabiliriz. 11 seviye şeyi var. Management'ı da 9. Oo, Filinor gel bakayım sen. Seni bir kiralayalım biz. 10 günlüğüne kiralayalım. Gel. Bombastı. Geri de verebiliyorsun. Herubeleg, ikinci ayın kutlu olsun. Ben belki savaş, kılıç, at, mat üzerine eğitim almak istiyorum. Hemen ekonomi eğitimi. Hemen demiş. Ulan pezevenk, 1 yaşındasın. Atın üzerine koysam nerenle süreceksin hayvanı? Çok da anlıyor gibi bakıyor yalnız Bahattin. Ben biraz korkmaya başladım. Pek bir anlıyor gibi ne olduğunu. Hemen bir Lord House daha yapalım şuraya da. Yeni aldığımız Lord'u da orada konaklatırız. Gerçi kültürüne bakmadım. Bizim kültür neydi? Bizim kültüre dair de bir fikrim yok. Çünkü içinizde hala bomba Gelin atmasını bilmeyen bakalım. hayvanlar var. Salt Panda 21. ayın kutlu olsun. O nasıl 1 yaşında lan? Selamlar Acı Badem Lord'u. Güzel üretim fena değil şu an iyiyiz. Depomuz dolu. İnşaatlar biraz yavaş işliyor sadece. Oyunun fiyatı kaç dolar olur? Muhtemelen 14 dolar olur diye tahmin ediyorum. Hooded Horse'un diğer oyunları o bantta çıkıyor olmalı. Yani öyle kalmış aklımda. O yüzden 14 olur diye düşünüyorum. Ama acilen Türk modu mu gelmeli? Öyle bir eksikliği mi varmış? Öğren bakalım. Yüzde kaç olduğunu ha buradan görüyoruz. Hayır şeyde de vardı. Şurada nerede? %10. Tamam onun şeyi uzun sürecek. İyi Rick'le Bahattin iyi anlaştılar en azından. Rick biraz yalnızlık çekiyormuş. Açlığı var. Biraz yorgunluğu var. Keldar'da hafif açlık ve yorgunluk çekiyor. Yerde falan uyuyor insanlar ya. Tüccar geldi de tüccardan alacağım bir şey yok. Yani beni ilgilendiren bir şey yok tüccarın. Nasıl yiyor ya? Şuna bak. Gözlere bak. Abi müthiş ya. Çizimler gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şu grafik tipi çok hoşuma gidiyor benim şeyden beri. Prison Architect'ten beri. Çıkışı onunla mı oldu bilmiyorum ama. Çok hoş ya. Ulan keller tacı çıkarınca kelmiş. Havaalanı kellerinden bir de yani. Böyle kafaya uçak indirmelik. Rick Bahattin'le beraber uyuyormuş zaten. Onu ayrı bir ev yapmamıza gerek yok. Filnor'u şey yaparız burada. Filnor bu sırada neden mutsuz? Kültür farkı var. Peki yiyecekte falan bir eksikliği var. Onu çözeriz. Annem babamın başının etini nasıl yediyse babam 17 yaşında saçları dökülmüş keltoş olmuş. Baban yalnız 23 yaşında. Daha babasının yaşını bilmiyor. Bu çocuğa matematik öğretmemiz lazım. Bu çocuğun matematiği olmamış. İyi seyirler. İnsanlar neden evde şey yerde uyuyor? Şöyle dormitory'miz var. Dormitory'nin içi dolu şu an. Bir tane daha yapıyorduk. Yapmadık mı? Tıklamadım mı? Tıkladım diye hatırlıyorum. Şuraya bir tane daha yap. Hatta sen bir tane daha yapabilirsin ya. Göç de geliyor ama neyse dur. Şu an acelesi yok.
Hızlandıralım, gece bir anda bitsin, herkes çalışmaya. Kalkın lan. Kalkın ırgatlar, çalışacaksınız. Bir an ederek çalışıyordu. Üretim moonshine olacak bir tek. Ona bir bakarız. De hafiften şöyle bir yol. Fena olmaz gibi. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar. Niye bu kadar çirkin çekildi bu yol ya? Abi gerçekten çok çirkin çekiyor. Hafiften bir kaydırıyorum direkt. Am biz iptaliz modunda böyle kayıyor. Heh, tamam. Hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Filinor'u da bir şeye verelim. Filinor da çalışsın. Madencilik, Ryfield, Mill Upgrade. Ryfield'ı öğrenebilir mi Filinor? 3 seviye intelligence'ı var. Aslında çok da iyi değilmiş. Yani biraz yavaş çalışıyor Filinor'un kafası. Eyvallah, iyi seyirler Lush Life. Holy Hurricane 21. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Simetri mi? Ay, simetrinize sıçayım. Pezevenklere bak. Sanki sürekli simetriyle yaşıyorsunuz. Hoş geldin Norland bebek. Biraz oyunun sesini arttıracağım bu sırada. Gerçi ses iyi duruyor şu an. Müzik falan çalmayınca dedim bir kuruluk var oyunda ama. Güzel. Keresteciyi de büyütüyoruz. Diğer binalara da çalışmalıyla. Biraz aslında hızlı çalışsa iyi olacak da yeterli işçimiz yok sanırım şu an. 3 kişi falan boşta değil mi? Evet. 3 kişi şu an boşta. Sen ne yapıyorsun? Tanrı beni terk etti diyor Keldar. Yok öyle bir şey. Ya, terk etmemiştir. Rahat ol. %20 Hopfield. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Egzersiz mi yaptı kral? Ben mi yanlış gördüm? İyi, öğrensinler orada bir yandan. Rick daha gelip talimat vermemiş. Konuş lan. Of, Rick'e bak, yüz yuvarlak ya. Rick, bugün seninle uğraşma günüm. Yapacak hiçbir şey yok. Tavernada tamam, onların kalabilir. Kralın amacı. 58 kişi yapabiliriz bence ya. Fertile yap. İnsan sayısını arttırabiliriz. Ekonomi mi? Binalar taşınabiliyor mu? Var. Move'u var, evet. Niye taşıyoruz ama? Kralın yolu yol değil, benden söylemesi demiş. Ya bence en büyük sıkıntımız bunların bilgiyi alma hızı. Çok yavaş bilgi alıyorlar şu an. Bir de bir puştuktur muştuktur dönüp duruyor. Vallahi bilmiyorum. Mutsuz olmuş bu sırada Filinor. Çünkü kral taşak geçmiş. Kral taşak geçtiği için -20 mutluluk. Şaka mı bu ya? Gerçekten şaka olmalı. Neyse, sunağımız falan çalışıyor. Oduncumuz güzel, iki kişi oldular. Bir sonraki için maden gerekecek. Maden de burada varmış. Tamam, her şey yakın ya, her şey iyi. Arada bir dünyayı bir yoklarız, ne oluyor ne bitiyor diye. Hatta bir bakalım ya dünyada ne oluyor. Bir ara birileriyle iyi ilişkiler kuralım. Şu bilgiler öğrenilsin. Şu an %62 Keldar'ın şeyi, bilgi öğrenmesi. Bir iki bilgi öğrensin, sonra diplomatik ilişkilere geçeriz yavaştan. Kilise mi lazım? Pedere bak ya, postayı koymuş, 60 kilo taşak resmen demiş. Filnor kim oluyor? Dışarıdan kiraladığımız bir lord, soylu. Cahil bir kral mı? Yok be, kötü değil adam. İş saati bitti yine. 28. Bizim bayağı sağlam şalgamımız var bu sırada. Hızlı büyüyor şeyimiz, şalgamlarımız.
5 tane şeyimiz var. İşsizimiz. Odunlarımız fena değil. Biraz daha arttırılabilir. Ha, taç giyme töreni yapılıyormuş. Lan binanın şeyinden göremiyorum ki. Kime taç giydirecekler? Kral öyle taşak geçiyor falan. Keyfi yerinde pezevengi. Oğlum kamera dönmüyor mu lan? Valla keldarları bir konuşma yapıyorlar galiba da. Krala taş giydirecekler herhalde. Oo çok ağır yorgunmuş keldar. Yemek ihtiyacı var, din ihtiyacı var ve dinlenmeye ihtiyacı var. Birazdan bayılabilir keldar burada. Kardeş gelmesin de taht bölünmesin mi? Yok öyle. Yok öyle. Orike çakılacak. Yok öyle. Öyle yok. Krala bakılmıyor. Kral hakikaten kendine bakmıyor ki pezemek. Gidip yemek falan yemesi lazım. Oğlum yemek yesene, mal mısın? Ne içiyor lan o? Keyfe bak. Bak tam durduracağım o noktasını bulayım. İç oğlum. Şu gözleri görüyor musun? Bak mutluluktan çatlıyor çatlıyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Keldar orgazm yaşamış. Ne ara yaşadın lan bunu? Aaa. Rick de yaşamış. Bir yapıştırma işlemi gerçekleşmiş. Ne ara yapıştırıldı onu bile bilmiyorum. Ama şey yok, hamilelik durumu yok. Sarayda millet eğleniyor gitarlı mitarlı böyle. Dışarıya bakıyorsun burada külüstür gibi bir eğlence şeyi dönüyor. Ulan halka reva mı bu be? Halk fukara gibi dinleniyor. ...20 tane moonshine yetmeyebilir. Nüfus çok hızlı artıyor. 35 moonshine yapılsın. Kaçırdık orayı. Kral eşiyle beraber olmuş. İkisi de orgazm şey olmuş. Artı 12. Peki %67'ye kadar geldik. Yarın herhalde bitirirler kitapları ya. O ne lan? Rick bayıldı oğlum. Bahattin taşıdı annesini. What the fuck? Bahattin sen daha 1 yaşındasın lan, nasıl oldu? O nasıl yaşandı abi? Aha bayıldı gitti çocuk. Bir de çocuğa bak ya, tipe bak. Fırına mı atıyor lan? Oh ekmek arası götürenlere bak, götürenlere. Milletin yediğinde de gözümüz olmasın ya. Zaten fakirler. Şalgamla besliyoruz fakirlikten. Güçlü ve yakışıklıyım demiş. Bahattin. Bahattin bir siktir git ya. Bir aylıkken vücut çalışmaya başlamış. Vallahi bir yaşında diyor, bilmiyorum. Ben artık şeyin yalancısıyım. Bilemeyeceğim. Biz depo yapmadık değil mi? Bizim yukarılara bir depo da yapmamız lazım bu sırada. Şuraya bir depo yapıp bunun yanına bir de petrol ayarlamamız lazım güvenlik için. Sabah 6 oldu zaten. Birazdan şey yapacaklar. Night patrol. Aynen. Şöyle geceliğin tutsun orayı. Biberon push up 3 set 5 tekrar. Petrol yapacağız yapacağız, merak etme. Ava falan da çıkartırız zaten. Şu an herkesin keyfi iyi gibi. Abi sen uyumadın mı? Niye sen sürekli yorgunsun? Fatal fatigue diyor hala Keldar için. Abi Keldar uyumuyor mu ya?
Keldar'ın ciddi bir şey sıkıntısı var. Ölümcül yorgunluk çekiliyor sürekli. Veriyor oğlum, Rick seni eğitiyor zaten. Bana eğitim verilmiyor diyor. At kafasına bak. Agnostik olmuş lan Bahattin. Bahattin siktir git şuradan ya. Keldar'a bak, sizin ananızı bellerim diye bağırıyor. Köylülerle biraz düzgün konuş. Köylü efendisidir halkın, şeyin. Köylü halkın efendisidir. Biraz düzgün konuş Bezevenk. Eliyle böyle böyle. Garip garip hareketler. Göstermek de istemiyorum. Acayip. Saf protein nefes. Güzel. Filinor orada bu sırada deneyim aldı. Yalnız Keldar çalışmıyor. Filinor şeyi bitirmek üzere. Rye Field'ı bitirmek üzere. Buğday üretimiyle şeye baş arpa üretimiyle şeye başlayacak yakında. Un. Konuşturma lan adamı. Bir bitiremediniz kitapları. Sürekli lagaluga. Keldar hem çalışmıyor pezevenk. Hem de çalıştırtmıyor. İnanılmaz. Bak kitap daha %3 falan ilerledi gün başladığından beri. Günün yarısı bitti bile. Hep lagaluga. Hep lagaluga. Varsa yoksa çene pezevenk. Tamam, yorgunsun anladık da. Ne yapayım? Oğlum yorgun adama uyu da diyemiyoruz ki, öyle bir şeyimiz de yok. Yani niye uyumuyor, niye dinlenmiyor onu da bilmiyorum. Ben mi dedim herife yani? Buranın başına Filnor'u atayın. Filnor çok mutsuz. Niye? Yalnızlık, yorgunluk, açlık ve kültür sıkıntıları var. Ha, Bahattin eğitim almaya devam ediyor. Keldar da kitabı bitirse tamamız ya. Çok iyi bir şeyimiz olacak. Hemen hızlı hızlı bira yapımına geçeceğiz. Moonshine biraz boktan bir alkol tipi. Dolayısıyla çok insanların şeyini rahatlatmıyor. Keyfini rahatlatmıyor. Şöyle güzel biralar miralar geldiği zaman o zaman keyfimiz yerine gelir de. Şu an için maalesef biraz zayıf. Vodka mı lazım? %40. Filnor bu sırada mutsuz diye işe de mi gitmedi? Filnor sıçacağım senin içme şeyine sıçacağım. Git şuraya adamlara direktif ver ya. Depolar çalışmıyor. Aha. Keldar tamamlıyor. %98. Hadi aslanım. Ya bu çocuk. Çocuk dediğimizde kral bu sırada. Bu çocuk bir fena. %100. Ver şuraya üzüm şeyini, balını. Hemen bira üretiminde başlayalım halkımıza. O zaman Moonshine'ı yavaştan bitirebiliriz gibi. Ya da bitirmesek bile Moonshine'ın fiyatını düşük tutacağımız için, hani insanlar alamazsa Moonshine alır, alabilirse de bira alırlar. Sıkıntı olmaz. Yakında un mevzuna geçersek iyi olacak. Un daha besleyici çünkü şalgama göre. Üzümden de bira bir tek sen üretirsin zaten Kaan, helal olsun. Valla oyunda öyle işliyor abi, yapacak bir şey yok. Anno'da da öyle bu sırada, üzüm bağından yapıyorsun. Hop üzüm değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Lan. Rick yine ucuz atlattın var ya, yine ucuz atlattın. Aa, date'e çıkmışlar Keldar'la. Vay be, ne romantik adam. Bir yapıştır Rick'e bari. Lord'la arası kötü mü? Lan karı kocasınız siz ya. Şaka mı bu? Gitarım nereden? Mandolin. Şerbetçi otu muymuş hop? Okey o zaman. Benim hatam. 80 odun. Ve büyütecek demirimiz var mı? Var. Büyütürüz. Filin orada kitapta mı? 72 diyor. Kitap veriyor. 73. Aynen. Filin orada öğrenmeye devam ediyor. Alacağım ekstra bir şey var mı? Yerler yap bir ticaret bakayım. Biraz yüzük alalım. Yüzüğümüz azalmış bizim. Nereye gitti bilmiyorum yüzükler ama.
5 tane daha yüzük aldık. Başka? Hopfield'ın üretim şeyini %20 arttırabiliyormuşuz. Prison Ward'u yapabiliyormuşuz. Şu şeyleri çalıştırmak için. Suçluları çalıştırmak için. Scaffold ne işe yarıyor? Ha, suçlamaların şeyi olsun diye. Tapınak. Şifacı. Tapınak olabilir ya. Alalım tapınağı. Hala baştan çıkaramıyor musun iki? Vallahi Rick'le şey yapamıyor. Bir bakalım o tapınak direkt geliyor mu? Yok. Onun kitabını aldık. Kitabını öğretmemiz lazım birilerine. Rick'in şeyi nasıl? Eğitim seviyesi 4. La kimsenin de zekası iyi değil. Krallığa bak. Rick niye sevmiyor peki şeyi? Keldar'ı. Yani bir fikrim var da Rick'i iyice rencide etmek istemiyorum o yüzden. 40. 50'nin altında olduğu için yeni bir şeye gitmek istemiyor. Randevuya gitmek istemiyor. Keldarsa artı 50'yi bulmuş zaten. Eşi zaten ya. Niye bu kadar sıkıntı çıkıyor anlamadım. Niye bu kadar tiksiniyorlar yani birbirlerine? ...48'e çıkmış. Tamam, sen de biraz takıl. Aa, kral... Aa, kral Rick'miş. Kraliçe daha ziyade. Oo. Kralımız var da kraliçe Rick galiba ya. Aynen. Rick'te şeyler var. Kraliyet seçenekleri var. Ana soyluyuz. Mevzuya bak. Ha, burada barbut oynayacaklar. Oynasınlar bakalım. Biraz keyiflenirler. Tanrıça beni cezalandıracak diyor keller. Bundan dolayı mutsuz. Aa, Filinor dağılmış, bayılmış. Bahattin taşıdı onu. Oğlum, şaka mı bu? 2 yaşındaki çocuk niye millet o yataklarına taşıyor sürekli? La 2 yaşındaki çocuk niye milleti yatağına taşıyıp duruyor? Öyle saçma bir şey olabilir mi ya? %44 ambition tamamlamışız. Yarısına geldik neredeyse. Şu tarla daha yapılmamış. 80 odun. İyi. Bekleyebilir. Kraliçe yönetiyor, evet. Zaten taç şurada bak, göğsünde taç işareti var. Ama yüzükler Keldar'da mı? Yüzükler Keldar'da. Nasıl iş lan bu? Ben anlamadım bir bok. Dü 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 Güçler ayrılır. Belki de bilmiyorum artık. Bu adam şeye benzemiyor mu? Gibideki ilk kana benzemiyor mu? Hadi bakalım. Yeni güne uyanın. Güzel yemek yiyorsun. Keldar ne yapıyor? Keldar hala şey olacağını düşünüyor bu sırada. Çarpılacağım falan diye düşünüyor. Ya Keldar, senin dini bir şeylere yollayamıyor muyuz? Şeyi de eğitemiyor. Çocuğu da, Bahattin'i de eğitemiyor. Bahattin'i annesi eğitiyor sanırım şu an tamamen. Dua edecek yer yok. Sunak var işte, gitsin Sunak'a, ne yapıyorsa yapsın. Herkes orada yapıyor. Diye yollayalım.
Maden tapınak. Öğren bakalım. Aa, Rick daha hızlı öğreniyor. 13 saatte çözecek. Rick öğrensin. Selamlar, iyidir, senden ne haber? Rick öğrensin, o daha hızlı öğrenir. Hafif yükseliyor. Bak, Sunak'ta o şey yapması, dua etmesi yeterli. Gitmiyor ki Sunak'a pezevenk. Cumaları görmüyoruz. Bu Lord Keldar hakkında iyi düşünmüyormuş bu sırada. Güzel, çalışmaya başladılar. Şuraya da kralı atayım bakayım, Keldar. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Beni annem eğitsin AQ. Babam geliyor. Aa, çarpılacağız diyor. Bir yaşındayım, psikolojimi bozuyor. Oğlum, seni zaten annen eğitiyor. Aa, deneyim de alıyor çalıştıkça buralarda. Kral yönettikçe deneyim kasıyor. Güzel, mantıklı. Da bize sanki biraz daha çocuk lazım ya. Aha, şeyler de geldi. Arpalar da geldi. Güzel. Hemen onu da yap. Mil de yapalım. Mil'i şöyle yapabiliriz. Yakın zaten depo, şey, toprak falan. 3 tane işsizimiz var. Çoğunlukla insanlar hafif yorgunluk çekiyor sıkıntı olarak. Bunları biraz çözmemiz gerekebilir. Filinor'u bir iki yere daha koyacağım bu sırada. Şu an için eğitimleri Rick üzerinden devam ettirelim bir süre boyunca. Sen Rick'e yapıştırabiliyor musun? Yok. Beraber ava çıkın bari bir ara Rick'le ya. Alalım ismimizi. Filinor'un ismini o zaman Mika yapıyoruz. Öz düşmanı Mika. Gel bakalım. Tarlaları şeye vereceğim, Keldar'a vereceğim. Buradaki binaları da şey, Mika yönetsin. Atlamaya hazır. Biz de ondan korkuyoruz. Dur bakayım. Nerede çıktı şey? Dövüş. Onun silahlar mı kırıldı? Niye yerde silah var ya? Ben de gelecek olana ayırdım. Onu bana söylemeniz lazım. Daha gelmiş gelecek yok. O yüzden onu daha sonra bana hatırlatman lazım. Güzel. İnsanlar zar oynuyor. Bir yandan içiyorlar. Güzel. Şu an krallıktan mutluyum. Krallık dediğim böyle olmalı zaten. Ya da kontluk, baronluk, ne derseniz artık adını. Böyle ilerlemeli. 13 hop gelecek. Günlük 48 arpa mı geliyor? Oha. Bayağı iyi geliyormuş lan 48. O zaman bira bu sırada ikisinden de mi yiyor? Otuz beşte tutsun birayı ya. Un. Onu da 80'de falan tut şimdilik. Onların sayısı full olduğu için yapmıyor. Sol üstte taç var. İşte krallık amacımız. Şu an 58 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz amaç gereği. Bir asil daha geldi kiralık lord için, manita olur. Hayır. Para veriyoruz oğlum, o beleş bir şey değil sonuçta. Az şunlar bir yapıştırsa birbirine iyi olacak Keldar'la. Yapıştır bakayım. Keldar uyuyor mu? O sura o sura uyuyor hem de. Ben yapıştırayım demiş. Miroslava kaç yaşında? Ulan sen 2 yaşındasın. Otur oturduğun yerinde.
Yani Bahattin yerde uyuyor abi. Adam yerine koyup yatağa bile yatırmıyorlar. Çocuk çünkü daha. 2 yaşında çocuk. Otur lan oturduğun yerinde. Emziği de var. Yalnız agnostik olmasını anlayamadım. Biraz garip bir durum.